Arkadaşlar merhaba, güreş analiz videolarına bugün 2020 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları Dünya Kotası elemeleri kadınlar 76 kilo yarı final mücadelesiyle devam ediyoruz. Kırmızı mayoyla izlediğiniz temsilcimiz Yasemin Adar, rakibi Avusturya'dan Martina Kuenz. Yarı final mücadelesi dedik çünkü bu maçı kazanıp ismini finale yazdıran güreşçi Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı elde edecek. Bu sebeple bizim için oldukça önemli bir mücadele. Olimpiyat tarihinde kadınlarda ülkemiz adına kazanılan güreş branşında tek madalyanın sahibi olan Yasemin, işte bu karşılaşmayı kazanması sayesinde ismini Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına yazdırdı ve tarihe geçen bir madalyanın hikayesi bu karşılaşmada başladı diyebiliriz arkadaşlar. İlk uyarı pasif olduğu konusunda hakem tarafından Yasemin Adar için geldi. Karşılaşmanın 45. saniyesinde ilk uyarıyı Yasemin Adar aldı. Daha hareketli bir oyun yapmasını istiyor mücadelenin hakemi. Bu arada bir uyarı da parmaklar konusunda geldi. Güreş sporunda rakibinizin parmaklarını tutarak onun oyun yapmasını engellemeniz yasak. Bu sebeple ara ara hakemler bu konuda uyarı verebiliyor güreşçilere. Ve mücadelenin 1,5 dakikası dolarken işte hakem güreşi durdurdu. Pasif kararını Yasemin Adar için verdi. Daha hareketli bir oyun yapmasını istiyor Yasemin Adar'ın hakem. Ve ikinci uyarı olduğu için 30 saniyelik süre işlemeye başladı. Günümüzde serbest stilde ve kadınlarda böyle bir uygulama var. Eğer 30 saniye aleyhinize işlemeye başlar ise bu 30 saniyede muhakkak puan almak zorundasınız. Eğer puan alamazsanız 1 puan rakibe veriliyor arkadaşlar. İşte kendisine tanınan 30 saniyelik süre içerisinde Yasemin Adar puan alamadığı için 1 puan rakibe verildi ve mücadelenin ilk devresinin son 1 dakikasına girilirken Martina Kuenz 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı ve ikinci devre başlıyor. Çok farklı bir Yasemin izleyeceğiz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın şimdi biraz daha hareketli bir şekilde güreşe başlayan Yasemin Adar rakibini süzüyor. Bir açık arıyor oyun yapabilmek adına. İşte bakın Martina Kuenz tek daldı Yasemin'e ama Yasemin çok güzel bir esneklikle kendini geriye çekti, arkaya dolandı, rakibinin üzerine bastırdı, hakimiyet altına alarak 2 puan aldı arkadaşlar ve kilit oyununa girdi. Bakın kilitler arka arkaya geliyor. 3 farklı kilit oyunu, her biri ikişer puan ve her ikişer puanın eklenmesiyle bir anda 8-1'lik bir skoru yakaladı Yasemin Adar. Kesinlikle tekrar tekrar izlenmesi gereken bir hareket. Bakın, tekrar izliyoruz. Kilidi yaptı. Gerçekten Yasemin kilit yaptığı zaman bu kilit oyunundan kurtulmanız çok zor. 1, 2, 3. Tam 3 farklı kilit oyunu arka arkaya geldi. Ve Yasemin bir anda 8-1'lik skoru yakaladı. Yasemin Adar tabii dikkatli. Puan alması gereken, oyun yapması gereken isim Martina Kuenz. Yasemin'in defansta kalması yeterli. Oyun arayan isim de şu an için Martina Kuenz gibi görünüyor. Tabii Yasemin ona puan şansı tanımayacak. İşte bakın Martina Kuenz burada daldı. Boyunduruktan karşıladı Yasemin. Hemen arkasına geçti. Bastırdı. 1-2 puan daha aldı. Gerçekten ne kadar istediğini çok net bir şekilde gösteriyor bu karşılaşmayı. Artık son 50 saniye içerisindeyiz. Yasemin Adar 10'a 1'lik skoru yakaladı. Çok net bir şekilde üstün. Avusturyalı güreşçinin çabaları boşuna arkadaşlar. Yasemin Adar çok net bir şekilde mücadeleyi 10'a 1 kazanıyor. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılım vizesini işte bu karşılaşmada elde ediyor. Bakın ne kadar güzel bir defans örneği sergiliyor. Efraim Hoca'yı görüyoruz yan tarafta. İşte Yasemin'in mutluluk gözyaşları. Güreşçimize teşekkür ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.
in the semifinal here at 76 kilos.